Evet efendim, Bir de Bana Soru programından herkese merhabalar. Sorularımız hazır, bizler hazırız. Siz de hazırsanız hadi gelin başlayalım. Evet efendim, ilk yarışmacımız ile birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Nehir, 11 yaşındayım. Çarşambalıyız. Evet, Samsun Çarşambalıyım. Geziyoruz galiba şu anda, bir hava almaya çıktık. Bu güzel havayı değerlendiriyoruz. Peki neler yapıyoruz şu an yaz tatili? Teyzeme gidiyorum ben de. Sizinle karşılaştım. Çok güzel. 3 tane sorum olacak sizlere. Bildiğin takdirde hediyemiz var. Onu takdim edeceğim. Hazırsan ilk soruyla başlayalım. Rengi siyah ve susam büyüklüğünde olan, hamur işlerine lezzet ve koku vermek için eklenen yiyeceğin adı nedir? Susam. Susam değil ama susama benziyor. Siyah. Çörek otu. Evet, çörek otu. Doğru cevap. Tebrik ederim. Mutfakla pek aramız yok galiba. Çok az var. Peki, ikinci sorum. Hazır mıyız? Evet. Alnına düşen, kısa kesilmiş saça verilen isim nedir? Kehkül. Evet, doğru cevap. Tebrik ederim. Biraz heyecan mı var? Evet, var. Son soru. Heyecanımızı yenelim ve hediyemizi de kazanalım. Hazır mıyız? İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek izlere veya küçük detaylara genel olarak ne denir? İpucu. İpucu, doğru cevap. Tebrik ederim ve hediyemizi bizlerden kazandın. Teşekkür ederim. Hediyemizi kazandık. Nasıl bir duyguydu yarışma? Çok heyecanlıydı. İlk kez oldu. Artık bundan sonra bir yarışmaya denk geldiğimiz zaman çok rahat bir şekilde yarışabiliriz. Evet. Peki, teşekkür ederim. Evet efendim, yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacımız ile birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Galip, soyadım Güler. 14 yaşındayım. Samsun Çarşambalıyım. Neler yapıyoruz? Geziyoruz, İstanbul'dan geldik. Çok güzel. Evet. Üniversite mi, lisede miyiz? Lisedeyim, lisede geçtim. Peki bir hedefimiz var mı, üniversite hayalimiz? Adalet bölümü. Adalet bölümü. Peki, çok güzel. Artık böyle yavaş yavaş da başlamak gerekir. Evet. Peki, 3 tane sorum olacak. Bildiğin takdirdeğimiz var, takdim edeceğim. Hazırsan ilk soruyla başlayalım. Dünya Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan futbolcu kimdir? Pele. Pele, doğru cevap. Tebrik ederim. Çok net bir cevap. Futbolla ilişkimiz iyi. Çok iyi galiba. Evet. Peki. Hazırsan ikinci soruya geçelim. Başlayalım. Telefonu kim icat etmiştir? Graham Bell. Kabul edelim. Graham Bell. Evet. Alexander Graham Bell. Peki, üçüncü sorumuz. Hazır mıyız? Hazırız. Heyecan var mı? Var. Çok heyecanlı. Belli de etmiyoruz aslında heyecanımızı. İlk defa mı yarışıyoruz? Evet. Son sorumuz. Tamam. Hazır mıyız? Hazırım. Deniz yüzeyinin altında ve üstünde yol alabilen savaş veya araştırma gemisi nedir? Savaş ve araştırma gemisi. Evet. Deniz yüzeyinin altında. Aslında deniz biraz... altı. Evet, deniz altı. Doğru cevap. Tebrik ederim. Ve hediyemizi bizlerden kazandın. Teşekkürler. Nasıl bir duyguydu yarışmak? Yarışmayı çok beğendim. Teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Evet efendim, yeni yarışmacımız ile birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Firdevs, ev hanımıyım. İstanbul'da oturuyorum. Memleketimi gezmeye geldim. Çok özlüyoruz değil mi aslında memleketimizi? Çok özlüyorum. Çok güzel bir yer. Herkes kıymetini bilmesi lazım. Çok güzel bir memleketimiz. Sadece özlemek yetmez aslında. Orada çarşambayı da tanıtmak gerekir. Anlatmak lazım çarşambayı. Çarşambanın her şeyi, her yeri çok güzel. Sadece şu köprüsü, suyu şu ortadan geçmesi yeterli. Belki tekrar geri döneriz bir gün. İnşallah, temennimiz burası ama Allah nasip ederse İnşallah istiyoruz. Diyelim. İnşallah. 3 tane sorum olacak. Evet. Bildiğiniz takdir edeceğimiz var. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Evet, hazırım. Kötü iş veya hareketlerde önder olan kişiye ne denir? İş. Kötü işler yaptırır. Nokta nokta derler ama hani galiba çıkmıyor cevap. Galiba. Tamam, o zaman bir söyleyelim cevabı. Elebaşı. Ha. Aslında çok basit bir cevap değil mi? Evet. Heyecandan aklımıza gelmedi. Olabilir, evet. Elebaşı. Peki, sizlere hediye vermek isterdik ama kazanamadık. Nasıl bir duygu yarışmak? Hiç önemli değil. Önemli olmak burada olmak, ortamı görmek çok güzel bir duygu. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacımız ile birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyim? Merhaba, Hümeyra ben. Soyadım Ercan.
19 Mayıs Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde okuyorum. Çok güzel bir... 24 yaşındayım. Buralıyım. Çok güzel denk geldik. Ben evet. de gazetecilik mezunuyum. Ya güzel. Evet. Güzel. 3 tane sorum olacak. Buyurun. Bildiğiniz takdirde hediyemiz var, takdim edeceğiz. Peki. Zaten size yabancı olmayan bir artık kameralar... Size çok yabancı değil. Yani. Alışığız. Aynen. Heyecan yok. Yok. Çok güzel. O zaman ilk soruyla başlayalım. Buyurun. Maddenin ölçülemeyen özelliği nedir? Maddenin ölçülemeyen özelliği. Metafizik. Hayır. Maddenin ölçülemeyen bir özelliği var. Koklarız. İşte koklayamayız. Koklamak. Evet. Doğru cevap. Tebrik ederim. Ama kokusunu anlayamıyoruz. Evet. Alamıyoruz. Evet. Peki ikinci sorumuz. Hazır mıyız? Hazırım. Biraz sporla alakalı bir soru. Sporla aramız nasıl? Yani pek değil. Biliriz. Bileceğiz, bileceğiz. İkinci sorumuz. Tamam. 2022-2023 sezonu Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde hangi ülke şampiyon olmuştur? Türkiye. Türkiye. Doğru cevap. Tebrik ederim. Bizi gururlandırdılar. Maçı izledik galiba. Böyle direkt cevap verdik. Evet, izlemiştim. Çok güzel. Peki. Son sorumuz. Buyurun. Hazır mıyız? İçişleri Bakanlığı'nın trafikte araçsız kişilere dikkat çekmek için sürücülerin görebileceği yerlere yazdığı yazıda ne yazar? Dur yazıyor. Dur, dur da yazar ama evet. başka bir şey de yazar. Hani böyle trafik ışıklarına yaklaştığımızda trafik ışıklarında dururuz. Şey, yayalara öncelik. Evet, önce yaya. Doğru cevap, tebrik ederim. Ve hediyemizi bizlerden kazandınız. Teşekkür ederim. Evet, güzel bir yarışma oldu. Evet. Soruları bildik, hediyeyi kazandık. Neler söylemek istersin? Valla beklemiyordum, şuradan geçiyordum, işim vardı. Ayaküstü kitap kazandım. Kitap da çok severim. O zaman gideceğim. İyi okumalar. Teşekkür ederim. Dileyelim. Evet efendim. Bir de bana sor programının bu haftalıkta sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.